Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 2021 yılının son haftasından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ağustos ayında Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgede çalışmaları koordine etmek için Çatalzeytin ilçesinde görevlendirilen ve yaklaşık 2 ay süreyle bölgede kalarak gecesini gündüzüne katan Vali Gökmen Çiçek'e Çatalzeytin'den anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Kastamonu'nun Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Ahmet Demir, İlçe Başkanı Musa İhsan Uğuz ve İGM üyeleri Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demirkıran ve beraberindeki heyet, bölgedeki çalışmaları koordine eden ve kısa sürede büyük işler başararak tüm Çatalzeytin halkının gönlünü fetheden Vali Gökmen Çiçek'e verdiği fedakarca emekler nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Gökmen Çiçek, Çatalzeytin'de zor ama bir o kadar da güzel günlerim geçti. Devlet, millet, el ele hep birlikte çok güzel işler başardık. Sel felaketinin yaralarını bir an evvel sarabilmek için İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve bölge halkı ile birlikte yoğun çaba sarf ettik. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Sizler aracılığıyla ben de tüm Çatalzeytin halkına sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum dedi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Avşet Afyonspor bir ilke daha imza attı. İlk kez bir 2. Lig takımı Bitci ile işbirliği protokolüne imza attı. Bitci ile Afyonkarahisar arasında işbirliği anlaşması yapıldı. Dijital para birimi Bitcoin dünyasında alım ve satım yapmaya imkan veren ve Türkiye ve dünya genelinde birçok takıma sponsor olan Bitci.com, Afyonspor'a da destek verecek. Termal bir otelde gerçekleştirilen anlaşma imza törenine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Seybek, Avşet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Bitci ailesini temsil eden Faysal Şevkatlioğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. İmza töreninde Bitci ile gelinen noktayı özetleyen ve sürdüren TMF AS Başkanı Mahmut Nedim Akülke, amaçlarının dünyanın önde gelen kulüplerini Afyon'a getirmek olduğunu söyledi. Afyon'a çok büyük katkı yapacağına inandığım bir işbirliği için burada toplanmış bulunmaktayız. Bitci ailesi adına konuşan Faysal Şevkatlioğlu ise Afyonspor'a destek vermekten mutlu olduklarını aktardı. Afyon'a da büyük bir katkı olacağını düşünüyoruz. Hem futbolunda hem basketbolunda hem de voleybolunda. Umarım güzel şeyler beraber başaracağız. Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş da Afyonspor'un belirlenen hedefe güçlü bir şekilde ilerlediğini aktardı. 2021 yılının çok önemli bir anlaşmasına, işbirliğine imza atmış olacağız. Bu Afyonspor'un daha üstlüklere çıkmasını daha çok kolaylaştıracağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. İnşallah biz Ocak'ta playoff, Mayıs'ta şampiyonluk programımıza hala devam ettiriyoruz. Futbolcu kardeşlerime de, teknik heyetime de çok teşekkür ediyorum. Her şey dünden daha güzel olacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise basketbol ve voleybolda en üst ligde mücadele eden takımlarının olduğunu hatırlatarak futbolda da en üstte hedeflediklerini söyledi. Gerçekten 3 tane takımımız var. Basketbolumuz Süper Lig'de, voleybolumuz 1. Lig'de. İnşallah bu gidişle bu kardeşlik ortamı bozulmazsa biz Afyonspor'dan da ümitliyiz. AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven de Bitci'nin dünyanın önde gelen takımlarına, federasyonlara ve kulüplere destek verdiğini belirterek Afyonspor'a da büyük katkı sunacağını dile getirdi. Bitci'yi Afyonkarahisar'a kazandıran başta Sayın Mahmut Bey ve Belediye Başkanımız, Başkanlarımız, Faysal Bey olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bizim için çok ciddi bir maddi imkan sağlayacak. Afyon'u istediğimiz üst lige, yani bunun tecrübesini çok yaşadık, üstlerde olduk. Bunu tekrar yapacağız, buna inanıyoruz.
Vali Gökmen Çiçek ise gelecek günler için umut dolu konuştu. Afyonspor'un futbolda belli bir yere geldiğini ve bundan sonrası için başarının daha kolay olacağını ifade etti. Afyonspor'un gerçekten bir çıtayı, belli bir çıtaya gelmiş artık. O çıtada zaman zaman zorlandığımız anlar oluyordu. Öyle inanıyoruz ki artık bu zorlanmalarımız, bu sıkıntılarımız, bu problemlerimiz son bulur. İnşallah bitçiyle biz de kazanırız. Kazanacağımıza da inanıyorum. Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliği imzaları atıldı. Protokole göğüs kısmında Bitçi yazan Afyonspor formaları hediye edildi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP'li belediye başkanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Milletvekili Taytak, başkanlarla beraber daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanları, belediyelerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek'le birlikte MHP-MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytağ'ı mecliste ziyaret etti. Kendi bölgelerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı Milletvekili Taytağ'a teşekkür eden belediye başkanları talep ve isteklerde bulundular. İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelir hesabı olacak. Bütün arkadaşlarımız gerçekten başarılı. Vekil sayımızın daha da artmasını temenni ediyorum. Bu şekilde sizin yanınızda olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Toplamayı Dinar'da yapıyoruz. Çöpleri vekilim. Bizim araçlar da küçük olduğu için çöp aracımızın büyük olması gerekiyor. Kime ne araç ihtiyacımız olursa talep ediyoruz. Bizler ne aracı ihtiyacımız olursa veriyoruz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren milletvekili Taytak şöyle konuştu. Maşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar belediyeleri olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin en yüksek belediyesi olan il biziz. Sizlerin sayesinde. Hepimiz Allah için ciddi manada çalışıyoruz ve çalışıyorsunuz da. Özellikle belediyelerimiz seçim öncesinde meydanlarda hangi sözü vermişseniz şu ana kadar fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinizi ayrı ayrı takip ediyorum. Hepinizin ihtiyaçlarını biliyorum. Hepinizin ihtiyaçlarına göre de çözüm bulmaya çalışıyorum. MHP İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek ise Milletvekili Taytak'tan övgüyle bahsederek belediye başkanlarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bize her zaman abilik ediyorsunuz, her zaman babalık ediyorsunuz, her zaman bize önderlik ediyorsunuz. Yani Afyonkarahisar bütün teşkilatımıza, belediyelerimize her türlü konuda hiçbir şey esirgemiyorsunuz. Bu konuyla alakalı hakikaten emeğiniz çok. Belediye başkanlarımızın da ne eksiği olursa ayırdım etmeksizin hepsine burada Çevre Bakanlığı'nda olsun, Milli Emlak'ta olsun, diğer kurumlarda olsun canla başla çalışıp oraya Afyonkarahisar'a bir şeyler kazandırmak için mücadele ediyoruz hep birlikte. Evet. Ama sizin önderliğinizle belediye başkanlarımız da canla başla elinden geleni yapıyor, gayret içerisinde çalışıyorlar, kendi ilçelerine, kasabalarına hizmet ediyorlar. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayraklarını orada dalgalandırıp bizleri temsil ediyorlar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinin ardından Milletvekili Taytak ve Belediye Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek araç ve ekipman desteği talebinde bulundular. Bir saat süren görüşmenin ardından bütün belediyelere araç destekleri, hibeler, krediler ve bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan destekler alındı. Hepinize ayaklarınıza sağlık başkanım. Çok güzel bir ziyaret oldu. Normal zamanda sadece iş değil her zaman gelebilirsiniz. Afyonkarahisar'a vermiş oldukları desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Milletvekili Taytak şöyle konuştu. Bugün de yine belde ve ilçelerinin istek var olan topladılar. Sayın Murat Kurum, Kurum Beyefendi ziyaret ettik ve kendisine belediyelerimizin ihtiyaçlarını izah ettik. Sağ olsunlar ellerinden geldiğince bütün belediyelerimizin istek var olanı yerine getirmek adına belli miktarda destek verdiler. Yani bugün yine Çevre Bakanlığımızdan heybelerimizi doldurduk. Evet. Hep birlikte Afyon'a döndüğü güzel yola çıkacağız. Afyonkarahisar muhalefet il başkanları aylık basın açıklamasını gerçekleştirdi. İl başkanları iktidarı eleştirdi, erken seçim vurgusu yaptı. Çok kıymetli il başkanlarım, değerli basın mensupları. Afyonkarahisar muhalefet il başkanları bu ay İYİ Parti ev sahipliğinde toplandı. Memleketi yönetenlere en azından
Muhalefetin. Bir kafede buluşan muhalefet il başkanları basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın Görgöz, İyi Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül, Millet Partisi İl Başkanı Selahattin Genç, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Aydemir Kurt katıldı. Hiç haber yapmayan, montajdan anlamayan, ahlaklı basınımızı çok seviyorum. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, 2021 yılının son gününde olduklarını belirterek eleştiri yağmuruna tuttu. Ülkemiz böyle tek bir siyasi partinin güdümünde bırakılacak kadar ucuz bir ülke değildir. Her karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar kolay kazanılmamıştır. Buradaki siyasi farklılıklarımız bir tarafa, vatan millet söz konusu olduğunda hepimizin tek bilek, tek yumruk bir şekilde her türlü tehlikeye karşı mücadele edecek ferasete ve güvene, özgüvene sahibiz elhamdülillah. Daha sonra söz CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz'e verildi. Görgöz, ülkenin yönetilemediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz faizin karşısındayız. Kesinlikle karşısındayız. İktidarın elinde sıfırlasın faizi, sıfırlasın, fiyatları düşürsün. Hepimiz bundan yanayız. Dolara da dövize de karşıyız. Ama siz bütün ekonomik düzeninizi bunun üzerine oturtmuşsunuz. Millet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Selahattin Genç de eleştirilerini sıraladı. Ekonomimiz maalesef çöktü. Gittiğimiz yerlerde, köylerde insanımızın hali çok berbat. Tek kuralı vardır İslam'ın. Bir, adalettir. Ve Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, devletin dini adalettir. Devletin dini adalettir. Başka hiçbir şey değil. Eğer gerçekten adalet uygulanmış olsa, bu ülkenin ekonomisi de, eğitimi de, sağlığı da, her alanda bu ülke uçacak bir ülke. Gelecek Partisi adına konuşan Aydemir Kurtsa, 2021 yılının zor geçtiğini dile getirdi. Dolayısıyla o kadar çok sıkıntılı bir yıl yaşadık ki, İnsanımız resmen enkazdan çıktı. Ve hala daha bu enkaz devam ediyor. Şimdi bakıyorsunuz işte aile içi patlamalar, ekonomik sıkıntılar, sağlık alanındaki problemler, eğitim faciası ki başkanlarımız sıklıkla dile getirdiler. Yani inanılmaz bir yıl yaşadık. Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül ise mutfakta yangın var dedi. Gerçekten insanların yarınından emin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. En büyük şey mutfakta yangın var. Dün aldığımız marketlerden aldığımız temel gıda maddelerini bugün alamıyoruz. Enflasyon değerleri doğru dürüst açıklanmıyor. Evet, asgari ücrete bir zam yapıldı. Ama bu zam verilmeden eridi. İl başkanları vatandaşların yeni yıllarını da kutlayarak 2022 yılı için umut aşılamaya çalıştı. Çok acılar çekiyor bu millet. Yıllardır çekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası kapsamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Ziyarette kampanyayı anlatan MHP Milletvekili Taytağ, İl Başkanı Mehmet Kocacan ve Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal da eşlik etti. Bu düşünce içerisinde geldik. Taytağ, ekonomik olarak kuşatma altında olduklarını ifade ederek kuşatmanın son yapılan yeni mevduat sistemiyle kırıldığını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin başlattığı Milli Dayanışma ve Teşvik Kampanyası çerçevesi içerisinde Türkiye'nin bütün illerini ve ilçelerini dolaşıyoruz. Tabii burası Ticaret ve Sanayi Odası. Siz de onun başkanısınız. Aynı düşüncelerimizi size de paylaşmaya geldik. Bizim problemimiz stokçularla, bizim problemimiz tefecilerle, işte para üzerine oynayanlarla. Nihayetinde adam bu derdin arasında yüksek rakamlarla ürün almış, ham madde almış. Nihayetinde bunun tekrar üretim haline geçirmesi ve satışında bir rakam oluşması gerekiyor. Onların çekilmesi belki burada da gördüğünüz kadarıyla hemen olmayacak ama olacağı gözüküyor.
ASSO'nun her zaman ülkenin gelişmesi için çalıştığına değinen Taytak, ASSO Başkanı Sert Eser'den de övgüyle söz etti. Yurt dışında, yurt içinde, Ankara'da memleketimiz için çaba gösteriyorsunuz. Hem ticaret üzerinde hem sanayi üzerindeki çabalarınız, samimiyetiniz, ortaya koyduğunuz tavırlar Allah razı olsun Afyonluyu bizleri çok mutlu ediyor. Burasını kendimiz gibi görüyoruz sizin dolayı. ASSO Başkanı Hüsnü Sert Eser de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek son yapılan ekonomik gelişmeleri desteklediklerini söyledi. Eğer bu çok yükselseydi çok daha büyük zararları ülke çekecekti. Dolayısıyla bu alınan kararları biz de yerinde buluyoruz. Meclis toplantımda da söylediğim gibi inşallah bu böyle sürekli sürdürülebilirlik sağlanırsa yılın 2022'nin ikinci yarısından itibaren de zaten ihracatımız çok güzel gitmekte. 2022 yılının ortalarından itibaren belki kalmadan bu sıkıntının yani faize ve dövize bağlı sıkıntının düzeleceğini ve Türkiye'nin önünün her bakımdan açık olduğunu benim kendi düşüncem olarak ifade etmek istiyorum. Ziyaret daha sonra karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. ORC araştırma şirketi 2021 yılına ait araştırma sonuçlarının analizlerini paylaştı. En başarılı belediye başkanları anketinde iller arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ilk 5 içinde yer aldı. İnşallah bunda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. ORC araştırma şirketi en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Araştırmanın 2-21 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde ve 51 il merkezinde yapıldığı açıklandı. Sıralamada Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 5. sırada yer aldı. Zeybek'in dahil olduğu sıralamada ilk sırada AK Partili Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin dikkat çekti. Sıralamada Çankırı Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Esen, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'la mültecilerle ilgili söylediği sözlerle dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yer buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Top İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantıya Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sert Eser de katıldı. Top Müşterek Konsey Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Top İkiz Kuleler'de yapıldı. Konuşmaları yapmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muş'u kürsüye davet ediyoruz. Toplantıya Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Top Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyesi Hüsnü Sert Eser de iştirak etti. Sert Eser, toplantıda söz alarak Afyonkarahisar iş dünyasının sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz, dedi. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim, yatırım ve istihdamı, ihracatı artıracaksak hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Fedar, reel sektörde, kar, mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını da bekliyoruz. Öte taraftan başta hizmetler ve ticaret kesimi olmak üzere salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesine de fayda olacağına inanıyoruz. Sizin iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine de inanıyoruz.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'ta bakanlık olarak ticari hayatı ilişkin tüm süreçlerde iş dünyasıyla istişareye büyük önem verdiklerini işaret ederek, bu istişareler esnasında gelen talepleri hızla değerlendirip sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Ekonomimizin en büyük kesimini sanayicilerle ticaret erbabının teşkil ettiğini iyi biliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak ticari hayata ilişkin tüm süreçlerde siz iş dünyasıyla istişareye büyük önem vermekteyiz. Türkiye ekonomisi tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında yüksek büyüme oranlarını yakalamayı başarmıştır. Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan maaş promosyon süreciyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Demirci, önce kendileri için yancı yakıştırması yapan eğitim bir sene, ardından İl Milli Eğitim Müdürü'ne sert sözlerle yüklendi. 22 Aralık 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan maaş promosyon protokolü, eğitim çalışanlarının her birine tek seferde ve Şubat ayında ödenmek üzere 8.830 TL olacak şekilde tamamlanmıştır. Eğitim çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Demirci yönetim kurulu üyeleriyle basın karşısına geçti. Aynı müddetin yalçındı. Sendika aynı yalmaz. Maaş promosyon ihale sürecinin 8.830 lira gibi bir ücretle sonuçlanarak karara varıldığını belirten Demirci, süreçte Eğitim Birsen ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'la aralarında geçen sürtüşmeye değindi. Önce Eğitim Birsen'e sert sözlerle yüklendi. Afyonkarahisar'da 2650, Türkiye genelinde de 245 bin üyeye sahip olan Türkiye Eğitim Sen'e aciz demek, sivil toplum olgusuna, meslek örgütlenmesi anlayışına, çok sesliliğe ve demokrasiye hakaret etmektir. Memur Sen 100 yıllık takiye geleneğinden gelenlerin ve menfaatlerini onların siyasi emelleriyle birleştirenlerin ittifak ettiği bir yapıdır. Bu yapı 2010 yılında çalınan KPSS soruları meselesinde gösterdiği tavırla sabıkalıdır. Güneydoğu'da ana dilde eğitim çalışmalarından sabıkalıdır. 15 Temmuz sonrası meslekten çıkarılan şube başkanlarından sabıkalıdır. Andımıza karşı gösterdiği tavırla sabıkalıdır. Atatürk düşmanlığından ve Cumhuriyet'in değerlerine olan kinlerinden ve nefretlerinden sabıkalıdır. Demirci daha sonra ise İl Milli Eğitim Müdürü'ne istifa çağrısı yaptı. Yalçın'ın uzun soluklu bir tatile ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sayın Metin Yalçın, promosyonla ilgili devlet lisanına yakışmayan açıklama yapmıştır. Promosyon ihale salonuna polis çağırarak bizim salonda olmamamız yönünde kendince tedbir almıştır. Yaptığınız yanlıştan öte bir çirkinliktir. Şeffaflık adına büyük ihalelerde bile canlı yayınlar yapılırken sizin promosyon sözleşmesine dahi sanki sırmış gibi yapmanız akıl tutulmasıdır. Bizim müdür beye tavsiyemiz acilen ve uzun süreli istirahat etmesidir. Hatta Afyon'un havası bünyesine iyi gelmemiş olabilir. Çok uzun süreli hava değişimine gitmesinde de büyük faydalar olabilir. Sürecin sona ermesiyle birlikte sendikalarına yoğun bir katılım olduğunu da belirterek hak temelli çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak promosyon miktarından duyduğumuz Afyonkarahisar Belediyesi araç filosuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye bünyesine 2 milyon lira değerinde 8 adet araç kazandırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi daha hızlı ve daha iyi hizmet vermek için iş makinesiyle araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni alınan 8 adet aracın Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şöyle konuştu. Bir tane 2022 model çekici, 5 tane Fiorino, 2 tane elektrikli zabıtamızın kullanabileceği dar sokaklara her an her zaman müdahale edebilecekleri elektrikli araç olmak şartıyla 8 aracımız daha tekrar belediyemiz bünyesine katmak üzere bir araya geldik. Ve ben kazasız belasız olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki günlerde de araç filomuza yeni araçları alarak
güçlendirmeye devam edeceğiz. 2 milyon lira değerinde 2 adet elektrikli araç, 1 adet çekici ve 5 adet araç dualarla araç filosuna kazandırıldı. Sahada çalışarak bizlere kaza ve belalardan, musibetlerden uzak eyle ya Rabbel Alem. Belediye sitesinden yapılan açıklamada, güzel şehrimiz Afyon'umuz en güzel hizmeti hak ediyor. Yeni araçlarımız ilimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Aklımız, fikrimiz, işimiz, gücümüz Afyonkarahisar denildi. Afyonkarahisar'ın güzellikleri say say bitmez. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri. Bir gelen bir daha gelmek ister Afyonkarahisar'a. Vali Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından Gizemli Şehir Afyon başlığıyla Afyonkarahisar'ın güzelliklerinin yer aldığı bir klip paylaştı. Sizi küçük bir Afyonkarahisar turuna çıkaracağız. Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Anadolu Ajansı muhabirlerinin çekmiş olduğu yıl boyunca fotoğraflar oylamasına katıldık. AA Foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Müdür Temiz, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki karelere oy verdi. Temiz, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın ilk kadın taarruz helikopter pilotu, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın vinçle gökyüzünde, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın engelli basketbolcunun sevinci fotoğraflarını seçti. 3 kategoride oylarımızı kullandık. Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Temiz, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi. Hepsi birbirinden güzel. Emekleri için arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Kurdaki dalgalanmalar en çok da marketlerdeki fiyatlara yansıdı. Dolar düştü ama etiket fiyatları değişmedi. Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatlı etiket denetimi gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatlı etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri marketlerdeki reyonları gezdi. Gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarında raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu. Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı. Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını kontrol etti. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine gönderiliyor. Zabıta Müdürü Taner Çelik, denetimde yaptığı açıklamada, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Bu geçmiş zaman içerisinde marketler bazında çok ciddi bir fiyat artışına gidilen unsurlar hem bizim gözlemimiz hem vatandaşın gözlemi şahsımıza, kurumumuza, Ticaret İl Müdürlüğümüze de bu konuda pek çok şikayet aldık. Yani biz de kendi üzerimize düşeni yapmak adına zaten daha önce de pek çok kez biz market denetimlerinde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz.
gerek zincir marketler, o konuda Ticaret İl Müdürlüğümüz zaten üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Yerel marketler bazında da istiyoruz ki bu şehrin markalarını, bu şehirden çıkmış markaları vatandaşın yanında olmasını çok arzu ederim. Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer de vatandaştan fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlükleri alo 175'e şikayete bulunmalarını istedi. Şu anda malum piyasada bir fiyat yükselişleri söz konusu. Bu fiyat yükselişinin nereden kaynaklandığı ve kaynağını inmek için gerekli araştırmalar yapıyoruz. Şu andaki denetimdeki amacımız da Afyonkarahisar Belediyesi ile ortak yer yürüttüğümüz bir çalışma olup bu kaynağının nereden geldiğini, nasıl kaynaklandığı ve bunun daha aşağıda çekilme imkanlarının nasıl olduğunu araştırıp bu konuda piyasayı standart hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Yüksek fiyat olan ürünleri veya yüksek fiyat olduğunu tespit ettikleri ürünlerde mümkün olduğu kadar araştırarak alım yapmaları, muadillerini kullanmaları, yani birbirine aynı ürünün daha ucuzlarını kaliteli, onu kalite olarak değerlendirerek almaları, bize şikayette bulunmaları, öyle diyeyim yani çok aşırı fiyat artışları olan şeyleri bize bildirmeleri, biz gerekli incelemeleri yaparız, o konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesi Çay ilçesinde de hayata geçirildi. İlçe halkına hizmet veren nüfus müdürlüğü yeni konsepti ve kaliteli hizmet anlayışıyla ilçe halkının beğenisini topladı. Çay Hükümet Konağı'nda ilçe halkına hizmet veren nüfus müdürlüğü, yeni konsepti ve kaliteli hizmet anlayışıyla ilçe halkının beğenisini topladı. Çay İlçe Nüfus Müdürü Murat Hakan Kucur, ülke genelinde tüm nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesiyle ilgili konuşarak projeye destek verenlere teşekkür etti. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülke genelimizde nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesi kapsamında Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in himayelerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürümüz Sayın Erkan Tanyeri'nin üstün çabalarıyla ve merkezimizde ve 17 ilçemizde eş zamanlı olarak beraber başlatılan proje ilçemizde Sayın Kaymakamımızın Mehmet Turgut'un destekleriyle tamamlanmıştır. Halkımıza bu hizmeti vermekten gerçekten çok mutluyuz. Müdür Kucur, hizmetler hakkında bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti. Evde nüfus hizmeti sağlıyoruz. Müdürlüğümüzde gelemeyecek durumda olan, yaşlı, hasta durumda olan vatandaşlarımıza kimlik, adres kaydında evlerine kadar giderekten bu konuda hizmet sağlıyoruz. Muhtarlarımıza Halk Eğitim Müdürlüğümüzde hizmet için eğitim verdik bu konuda. Muhtarlarımız da artık müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza adres konusunda yardımcı olup sisteme aktardıklarında biz buradaki kendi mühendis sistemimizden bu vatandaşlarımızın yapmış oldukları adres beyanlarını sisteme kaydederekten vatandaşlarımız müdürlüğümüze gelmeden hizmet almalarını sağlıyoruz. Dijital arşivle alakalı da konuşan Müdür Kucur, bütün hizmetlerin dijital ortamda yapıldığını belirterek vatandaşların hizmetlerini ayağına kadar götürüyoruz dedi. Dijital arşiv projemiz başladı Sayın Bakanımızın talimatıyla. Artık evlenmede, ölümde, doğumda dijital arşiv projemizde bütün hizmetlerimizi dijital ortamda yapmaya başladık. Artık dijital çağda vatandaşlarımızı hizmetlerini ayağına kadar götürüyoruz. Evet. Devlet şifresini oraya şöyle imza mühür mü ekmişim olacak. Şimdi de ekranlarınıza kadınların başarı hikayesini getireceğiz. Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte çikolatalar kadınların elleriyle hazırlanıyor. Günlük 150-200 kilogram çikolata üretiliyor. Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte kadınların yaptığı doğal çikolatada seri üretime geçildi. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinden.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında kurulan Evciler Kadın Kültür Evi'nde ev kadınları yaptıkları doğal çikolatayla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitim aldığı kooperatifte yapılan ürünler, marketlerde ve Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan albikere.com sitesinden satışa sunuldu. Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, 7 ay önce kooperatifi kurduklarında farklı bir şey olsun diye çikolata yapmaya başladıklarını söyledi. Biz 6-7 ay önce kooperatifimizi kurduğumuzda ilk başta dedik ki diğer kooperatiflerden farklı bir şey yapalım. Ne yapalım? Bambaşka bir şey tercih ettik, çikolata yapmaya başladık. 7 aylık bir sürecin şu anda sonuna geldik. Çok da güzel bir noktaya getirdik bulunduğumuz noktada. İşte gördüğünüz üzere makinelerimiz, teçhizatlarımız tamam. Hanımlarımız bu konuda artık uzmanlaştılar. Şu anda bizim günlük 150 kilo, 200 kiloya yakın kendimizi atıl kapasiteyle çalıştığımız vakitte üretimimiz var. Bunu daha da arttırmaya çalışıyoruz. Ekstra teçhizat getiriyoruz. Şu anda kooperatifimiz 7 kişi çalışıyor. Hem kooperatifin kurucu üyeleri kendileri aynı zamanda. İnşallah yakında bu kooperatifimizi daha da geliştireceğiz, daha da büyüteceğiz. Bu evcilerdeki köylerimizdeki kadınlara farklı bir iş olanağı sağlayacağız. Çikolata üretimine el yordamıyla başladıklarını ifade eden Kaymakam Buyuran hedeflerini de anlattı. Bizim felsefemiz, bizim motomuz şuydu: katkısız doğal çikolata üretmekti. Daha sonra biz bu işi geliştirdik. Yaptığımız çikolatalar çok beğenildi. Hem ilde çok beğenildi, hem de diğer ilçelerde gönderdiğimiz çikolatalar çok beğenildi. Kazandığımız neticesinde biz de bu sektörde biraz daha ilerlemeye çalıştık. Makineler aldık, biraz daha büyüttük. Hala doğal ve katkısız çikolata üretiyoruz. Hanımlarımız sağ olsunlar bu konuda artık uzmanlaştılar. Onlara İstanbul'dan hocalar getirttirdik, eğitimlerini aldırdık. Şu anda hepsinin uluslararası sertifikaları var. Bunun şekilde bir imalathane daha açmak, ulusal pazarlarda, ulusal marketlerde ve sanal marketlerde pay sahibi olmak, daha sonra ise ihracata açılıp ülkemizi yurt dışında bu şekilde temsil etmek. Yani biz istiyoruz ki evcilerin çikolatası dünyaca meşhur olsun. Kooperatif Başkanı Keziban Bozan da bir yerlere gelmek, bir şeyler başarmak için evcilerliler olarak biz de buradayız diyoruz dedi ve şöyle devam etti. Bir yerlere gelmek, bir şeyler başarmak, evciler olarak biz de buradayız demek istiyoruz. İncila markamızla, çikolatamızla Afyon'un şirin bir ilçesi olarak ortaya çıkmak için hazırız. Afyonkarahisar Şuut Kaymakamı Lokman Düzgün, gazileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Düzgün, son olarak gazileri ziyaret etti. Kaymakam Lokman Düzgün'e ziyareti esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ahmet Imış da eşlik etti. Kaymakam Düzgün, Gazi Ahmet Karakuş, Hasan Çelik ve Nuri Tosun'u evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Daha sonra gazilerle gündemle ilgili fikir alışverişinde bulunan Düzgün, istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Sıcaklıkların -15 dereceye kadar düştüğü Afyonkarahisar'da tatilciler karlı havada girdikleri termal havuzlarda ısındılar. Şifa kaynağı termal sular her yıl olduğu gibi bu yılda tatilcilerin gözdesi oldu. Soğuk havada termal keyfi. Afyonkarahisar'da soğuk ve karlı havaya aldırış etmeden termal havuzun keyfini doyasıya yaşadılar. Afyonkarahisar'ın en önemli termal havzalarından birisi olan Gazlı Göl'ün termal otelleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kış mevsiminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Müzik
termal otellerde misafirler su sıcaklığı ve mineral değerleriyle soğuk havaya rağmen havuza büyük ilgi gösteriyor. Sıcaklığın -15 derecelere kadar düştüğü kentte havuzun yanı başındaki kar birikintilerini aldırmayan misafirler girdikleri havuzda yüzmenin zevkini doyasıya yaşadı. Mardin'den geldim ben. Nasıl Afyon'da karda termal keyfi? Vallahi çok güzel. Yani bayağı beğendik. Herkese de tavsiye ederiz. Sağlık açısından da bayağı güzel. Şu havuzu zaten insanı dinç tutuyor. Bayağı iyi ya. Hani. Bitlis'ten geldim. Size Bitlis'ten geldiniz. Evet. Nasıl Afyon'da karda termal yapmak? Valla ilk defa geliyorum. Çok iyi. Yani düşünen herkese arkadaşlarına falan tavsiye etmesini de isterim. 10 numara 5 yıldız. Faydasını görüyor musunuz? Faydası çok faydalı. Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi oldukça artacağı belirtiliyor. Yani önümüzdeki yıl Türk misafirlere oda kalmayabileceği duyuruldu. Turizmciler uyarıyor. Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir. Son zamanlarda yaşanan döviz hareketliliği ve Türk lirasının birkaç ay öncesine göre diğer para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması, Türkiye'yi yabancı turistlerin gözünde bir cazibe merkezi haline getirdi. Turizmciler şimdiden talepleri artan ülkenin gelecek yıl tam bir turist akınına uğrayacağını, 20 milyonu aşkın ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyor. Bu durumun tatil yapmak isteyen iç pazara sıkıntı olacağını ifade eden seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, yerli turistler için erken rezervasyonun önemine dikkat çekti. Turizm sektörü son 2 yıldır ağır yara almıştı ama geçtiğimiz yıl 2021 yılının Haziran ayının itibaren güzel bir dönem başladı. Rezervasyonlar yoğun bir şekilde geldi. Dış pazardan Rusya ve Almanya açıldıktan sonra özellikle Eylül ayından itibaren oda sıkıntısı başladı. Bu yıl 2022 yılına baktığımızda durum biraz daha vahim olarak gözüküyor. Erken rezervasyonun önemi her gün biraz daha artıyor. Neden dersek? Çünkü yabancı turist için özellikle Türkiye şu anda çok uygun fiyatlı tatil avantajı sağlıyor. Euro ve dolar yükseldikçe ülkede daha fazla turist akınına uğruyor. Turist akınına uğraması ülke için güzel bir durum. Ancak yerli turist için yazın özellikle tatile gitmek isteyen Türk misafirlerimiz için sıkıntılı bir durum. Bu yıl misafirlerimize diyoruz ki iç pazar misafirlerine, Türk misafirlere diyoruz ki bu yıl erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız. Alamadınız, sıkıntı büyük. Tabii 6 yaşında çocuklar. Evet. 6 yaşında. Yurt genelinde Türkova aşısı uygulanmaya başladı. Randevu alarak aşı olmaya giden vatandaşlar Türkova yoğun ilgi gösterdi. Türkova aşısına yoğun ilgi. Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli Türkova aşısının acil kullanım onayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Dünse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozlarında Türkova aşısını tercih etti. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla bugün itibariyle randevu alan vatandaşlara şehir hastanelerinde Türkovak uygulanmaya başlandı. Günün erken saatlerinden itibaren e-nabız üzerinden randevusunu alarak hastanelere giden vatandaşlar Türkovak aşısı için yoğunluk oluşturdu. 4. aşımı bekliyordum. Daha önce çıktı bize ama biz yaptırmadık. Turkova bekledik. İnşallah hayırlısı olsun. Yerli aşımız. İlk gününden gelip yaptırdık aşımızı. Kendi yerli aşımız olduğu için gurur duydum. Diğer aşılar olmak istemedim. Türk aşısını bekledim. İnaktif aşı olmasını da biraz daha tercihim oldu. Bu şekilde
Önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah, bir yan etkisi olmaz. Türkman olduğu için çok mutluyum yani. Yabancıya bağlı olmayalım. Herkese tavsiye ederim. Yani olmayanlara da tavsiye ederim. Bak biz 4. doz olduk. Genelde bu benim duyuşum. Hiç aşı olmayanlarda dolaşıyor Covid. 3 tane Çin aşısı oldum. Bir tane de Türk aşısı olacağım. Tavsiye ederim herkes olsun. Bu hastalık bir an önce bitsin. Neden Türk olmak? Türklere güvendiğim için daha çok. Önceden Türk aşısı çıksaydı hepsinin Türk aşısı vurulurdu. Çok memnunum yani. En azından kendi aşımız yani. Kendi milli şeyimiz yani. Gurur verici bir şey yani. Sonuna kadar güveniyorum aşımıza. Yerli, milli. Bildiğim kadarıyla. Yapmışsa Türkiye'miz yapmıştır. Milli aşı olduğu için güveniyorum yani sonuna kadar. Gerekirse 4. dozu da vurulacaksa vururuz yani. Hayırlı işler, iyi günler. Size de çok sağ olun. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Avşat Afyonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı uzatma dakikalarında biri penaltıdan iki gol bulan Fenerbahçe 2-0 kazanarak bir üst tura çıktı. Afyon ekibi Avşat Afyonspor güçlü rakibine karşı oynadığı futbol ve mücadelesiyle büyük beğeni topladı. Rakip taraftarlara yönetim istifa sloganları attırdı. Afyon ekibi Avşat Afyonspor tarihi bir maça Kadıköy'de imza attı. İkinci ligde mücadele eden mor beyazlı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Fenerbahçe ile son 16'ya kalmak için mücadele etti. Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan maça Fenerbahçe ideal kadrosuna yakın bir ilk 11 ile elinde alın terimiz davamızlı, haklıydık kazandık pankartı ile sahaya çıktı. Afyonspor'sa ligde aldığı seri galibiyetlerin moraliyle Mithat Pala'dan eksik tam kadro sahada yer aldı. Fenerbahçe gibi futbolda kendine yer edinmiş bir takıma karşı can siparihane bir mücadele ortaya koyan Afyonspor oyuncuları ilk yarıda ve maçın normal süresinde kalesini gole kapattı. Ender gelişen ataklarla rakip kaleyi de yoklayan Avşet Afyonspor ilk yarıda korner atışından gole de çok yaklaştı, bir top çizgiden çıkarıldı. Maçın uzatma dakikalarında elinde bulundurduğu güçlü oyuncuları oyuna süren sarı lacivertli takım Osman Samuel ile tehlikeli gelmeye başladı ve kazanılan penaltı vuruşuyla öne geçti. İkinci lig ekibi Avşet Afyonspor yediği golün ardından gardı düşünce kalesinde ikinci golü de gördü. Maçta başka golü olmayınca Fenerbahçe 2-0'la adını kupada 16 takım arasına yazdırdı. Maçta Avşet Afyonspor'un genç oyuncularının mücadelesi herkesin takdirini topladı. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında zirve yaptı. Maç içinde Fenerbahçe taraftarları yönetime hedef alan tezahüratlar yaptı, yönetimi istifaya davet etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Avşat Afyonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçını izleyenler arasında Afyonkarahisar protokolü de vardı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde dün gece Fenerbahçe ile Avşat Afyonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçını izleyenler arasında Afyonkarahisar protokolü de vardı. Mor beyazlı takımı hiçbir maçında yalnız bırakmayan Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'te Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunseven ve belediye başkanı Mehmet Zeybek karşılaşma öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileğinde bulunarak moral verdiler. Maçı izleyenler arasında diğer protokol üyeleriyle birlikte ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey de vardı. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'sa Afyonkarahisar protokolü ve kulüp yöneticileriyle yakından ilgilendi. İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı büyük bir mücadele ortaya koyan ve rakibine uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup olan Avşet Afyonspor'un sergilediği futbol protokol üyelerinden de tam not aldı. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni yılın ilk haftası herkese mutluluk getirsin. İyi akşamlar.